İyi akşamlar değerli izleyiciler. Not defteriyle bu hafta yine karşınızdayız. Küçük bir gecikme ile de olsa yayınımıza başlıyoruz. Malum İstanbul'da çok ufak bir yağış olduğu zaman bile trafiğin öngörülemezliğinden dolayı konumuz biraz gecikti. Hoş geldin diyelim kendisine. Hoş bulduk. Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Hakan Öztürk bu akşam bizlerle hem Emek Özgürlük İttifakı'nı konuşacağız, hem Emekçi Hareket Partisi'ni konuşacağız, Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Yaklaşan seçim artık tarih... Adı Kondu diyelim, 14 Mayıs. Ee, tabii ki onunla ilgili tartışmalarda konuşacağız. Dilerseniz oradan başlayalım, seçimden başlayalım. 14 Mayıs tarihi e, Cumhurbaşkanı ve e, MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta seçim yapacağız dedi. Seçimi ilan etme şekliyle ilgili de tartışmalar devam ediyor anayasal olarak. Cumhurbaşkanı'nın adaylığının tartışmalı olduğu tezi var. Bu konuda partinizin durduğu yer neresidir? Bunu siyasetten tartışmak doğru değil mi diyorsunuz yoksa ısrarla? Bu anayasal çerçeveyi hatırlatmaya devam etmek midir tavrınız? E, vallahi hani derler ya nesini söyleyeyim can, canım efendim diye yani hangi bir <laughs> sorununu yani o e, tarihin açıklanması ile ilgili hangi bir sorunu söyleyelim e, yani mevcut anayasa, mevcut yasa değişikliği bu koşullarda uygulanacak mı uygulanmayacak mı? Yani, onun seçim bir, yasası. He, tabii yani onun vakit tartışması var mevcut yine yani anayasa değişikliğine göre üçüncü bir kez cumhurbaşkanlığına adaylık söz konusu olabilir mi bu bu ayrı bir konu bu erken seçime gidilecekse bunu kim sağlayacak hangi irade sağlayacak o iradeni hangi irade sağlıyor ona göre koşullar da değişiyor yani adaylık evet. koşulları da değişiyor ama ee, inanılmaz bir şey. Yani bunların hepsiyle ilgili ciddi tartışmalar var ve e, hukuk tanımaz bir rejimle karşı karşıyayız. Açık açık yani anayasayla alay eder gibi bir ilişki içerisine giriyorlar orada. Yani iki kereden fazla seçilemez diyor. Sıfırladık diyor biz yani o, o olayı yani, yani süreci sıfırladık diyor. Gerçi yani hakikaten başka şeyleri sıfırlamada aslında uzmandırlar ama bu sefer e, bu sefer de bu konuyu e, yani gündeme getiriyorlar. Halbuki Anayasa laf sen çok açık yani iki kereden fazla Cumhurbaşkanı seçilemez bir insan. Burada bir sıfırlama bağlamı yok dikkat edilirse. Ama her şeyi yani gasp ederek, çiğneyerek, ayaklar altına alarak yaptıkları için... Yani mevcut toplumsal muhalefet de bundan yılmış durumda yani tamam o zaman gel yani bir seçime girilsin. Yani sen kurallarına sen istediğin koşullarda o zaman. Ya hani başka yarışalım. türlü bir şeye yani yapamıyor ki yani şimdi bu, bu durumda en azından diyor ki bir şekilde seçimde önüme gel. E, buna göre hesaplaşalım diyor. Çünkü ondan bile yani mağduriyet çıkartmanın ucunda duruyor Tayyip Erdoğan. Yani be, benim e, benden çekindikleri için aday olmamı istemediler. Hı. Ve önceki zamanlarda olduğu gibi sanki 20 yıl küçük, mesaliyetle mesaliyetle. He, önceki zamanlarda olduğu gibi yani muhtar bile olamaz, aday bile olamaz e, moduna geçme yani 3 saniye var. E, o açıdan toplumsal muhalefet Tabii yani bunu da dikkate alıyor. Yani ne yapsam şeklinde. O yüzden 3 aşağı, 5 yukarı bir şekilde seçim sandığının önüne gel bir bakalım yani orada sakin oldu hani diğer konuları artık ne halin varsa gör noktasına doğru gidildi gibi gözlemliyorum. Peki bu durumda uygulanacak seçim kanuna dair de yine bir tartışma devam ediyor yani eski seçim sistemine göre mi gidilecek yeni seçim sistemine değişiklik yapılan seçim sistemine göre mi gidilecek? Onu da dikkate almayacak ki bence yani onu da dikkate almayacak ve diyecek ki yani yeni seçim sistemi yani o öteki yorumlar onlar yanlış şeylerdir onlar efendim söyleyeyim yani muhalefetin kasten söylediği şeylerdir. Doğrusu budur. Yani Cumhurbaşkanlığının iki kezden fazla seçilemeyeceği konusunda bile öyle bir yaygara koparan bir ekip, öyle bir insan yani diğer konularda ne, ne yapmaz diye düşünün. Apaçık ya. Kim okusa yani der ki evet iki kereden fazla olmuyormuş. O diyor ki o önceki zamanlarda o, olmuştum ben Cumhurbaşkanı böyle bir... Peki şimdi e, haline sokaktaki seçmen vatanda şöyle diyor. Zaten benim siyasete katılım şeklim belli. Yani 4 yılda 5 yılda bir önüme bir sandık getiriliyor. Oraya oy atıyorum. Onun dışında da herhangi maalesef pek bir etkim yok. burada haliyle benim vereceğim oyun siyaseten bir etkisi olması açısından Yüksek Seçim Kurulu'nun yargının vesaire durumu ortada olduğu için muhalefetin bu baştan kabul kabullenmiş hali ee, sandığa gitmeyi seçmenin sandığa gidip iradesini ortaya koymasını engelleyebilir veyahut da benzer bir e, mühürsüz oy gibi bir YSK kararı olduğu zaman bu kez de muhalefet nasıl bir tavır içerisinde girecek diye eleştiriler var. Buna dair bir stratejisi var mı Emek Özgürlük İttifakı'nın veyahut da sizin özel olarak parti olarak ittifakın dışında bu konuda bir örneğin e, iktidarı vermez, seçimle vermez söyleminin karşısında ne söylüyorsunuz siz seçmenize? Yani şöyle bir şey var. Dünyada <laughs> bu ve buna benzer diretmeler var. Yani Trump'tan başlayıp. Bolsonaro'nun. Yani, evet Bolsonaro'nun en son <laughs> yani Amerika'da tavuk yerkenki görüntülerine kadar bir gidişat var. Tabii bu kadar olaylar sevimli değil. Yani her seferinde öyle olur diyemeyiz. Ama yani başarılmış ve Brezilya'daki yani despotun gönderildiği bir örnekte. de var. Trump da bir düzeyde başaramadı diyebiliriz. Yine de yani dünyada bir tür daha demokratik eğilim buna direniyor. Yani evet. bu Latin Amerika'da da böyle defalarca gitmeler gelmeler söz konusu oldu. Yani Şili'yi aynı şekilde düşünebiliriz. Başka birçok ülkeyi düşünebiliriz. Özellikle yani yoğun olarak bu Latin Amerika'da yaşandı. Yani dünyanın sonu değil. Mücadele etmek için imkan var. Ee, o nedenle yani bir düzeyde seçim güvenliği sağlanabilir ise e, çok büyük bir yani gürültü kopmadan yani diyelim ki 7 Haziran 1 Kasım sürecindeki yine birebir tekabül eden olaylar yaşanmadan bir seçime girilebilirse de yani oy tabanını ciddi bir şekilde de kaybettiği söylenebilir. Yani oy gücünü kaybetti. Yani Türkiye Sağı, Türkiye Aşırı Sağı oy gücünü kaybetti. aslında bakarsanız yani bundan önceki süreçlerde çok güle oynaya girerdi seçimlere. Evet. Yani karşısında da çok önemli bir güç görmezdi ama şu anda mesela Erdoğan'ın karşısında 3-4 tane aday söz konusu olabiliyor. Mesela 3-4'ü birden onu geçebiliyor. Eskiden Türkiye aşırı sağ alay ederdi yani Tayyip Erdoğan'ın çık karşısına çıkacak hiç kimse yok. Eskiden bir de Deniz Baykal vardı o ayarda şimdi hiç kalmadı falan ha. diye. Ama şimdi durum tablo değişti o, o açıdan tablonun da değiştiğini ve değişebileceğini görmek lazım. Yani her an umutsuz, her an karşımızdaki mükemmel, her an her türlü tuzağa yapabilir ve mutlaka bizi etkisiz hale getirir gibi düşünmen anlamı yok. Yani bir bir yönüyle de İstanbul seçimlerini gözümüzün önüne getirebiliriz. iş evet. sıkı tutulursa, bütün süreç sıkı takip edilirse yani 13 binlik fark 800 bin'e de çıkıyor olabilir ve yani bir bu şekilde de yani bu süreçten kurtuluyor olabiliriz ve bunu hesaba katmalıyız yani bunun için uğraşmalıyız başka evet. çaremiz yok. Şimdi aslında hani seçim güvenliği, sandık güvenliği deyince insanların aklına özellikle yakın tarihte maalesef tatsız bir 7 Haziran sonrası süreç akla geliyor yani hala da aydınlatılmaya muhtaç aslında dönemin aktörlerinden biri olan Sayın Davutoğlu bir ara bununla ilgili bir açıklama yapmıştı. Hani o dönemi anlatırsam pek çok kişi altında kalır diye. Sonra da anlatılmadı tabii ki. Ee, şimdi bugün e, Türkiye'deki pek çok yabancı misyonun İstanbul'daki konsolosluklarındaki işlemler durduruldu. İngiltere, Hollanda'nın ardından Almanya dedi ki terör saldırısı var. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri de benzer yönde bir uyarı yapmıştı İstanbul'da. Akla haliyle şu geliyor, deniyor ki e, yine bir terör sarmalı oluşturma seçim öncesinde. İktidarın böyle bir e, korku ve panik halinde seçmenini konsolide etmek veyahut da kararsız seçmenini kendisine yönlendirmek gibi bir marifeti hala var mı? Ve seçmen eğilimi bu yönde mi gelişir? Yine bir benzer bir süreç ortaya çıkarsa? İkili bir durum var. Yani birincisi bu tür yani derin mekanizmalar öğrendikleri uygulamaları tekrarlama eğilimindedirler. Ama bir de tarihsel olarak da bunların tekrarlanmasının o kadar kolay olmadığı gerçeği de var. Yani aynısını birebir uyguluyorsunuz. Yani herkesin de şöyle bir yaklaşım var. Biz bu filmi görmüştük. Evet. Yaklaşım var. Yani diyelim ki Ankara'da ki yani yerel seçimler sürecinin gasp edilişi var. Ee, ama sonra İstanbul... 2014 seçiminden eee evet, ama İstanbul'da mesela buna müsaade edilmedi yani bu da var. O yüzden yani ders çıkartmak <laughs> durumu da var. Yani toplum olarak biz de böyle yani tamamen e, arabesk bir noktaya gitmeyelim. Yani ne yapsak e, beceremiyoruz noktasına gitmiyoruz. Bazı şeyleri de becerebiliyoruz. Yani böyle bir böyle bir iktidara, böyle bir hakimiyete karşı yani yıllardır direnebiliyoruz. Yine yıllardır bir varlık gösterebiliyoruz. Yani stabil oy, al, oy, oy alabilen e, muhalif partiler var. E, radikal muhalif partiler var. E, o açıdan yani bunları da bir imkan olarak görmeliyiz. Yani bir açıdan Evet böyle derin mekanizmalar tek yani emin oldukları çalıştık çalıştığını anladıkları uygulamaları bir daha yapmaya eğilim gösterebilirler yani 7 Haziran bir Kasım gibi ama bir açıdan da bunu ikinci bir kere dümdüz yapmak o kadar kolay değil evet. şimdi o zaman geçelim Türkiye kamuoyunun son aylarda en çok tartıştığı konu Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması Erdoğan adaylığın anayasal hükmüyle ilgili ihtilafları ve tartışmaları konuştuk ama Karşısında henüz bir aday yok Yani Cumhurbaşkanı Şu anda tek aday olarak Sahnede Emek Özgürlük İttifakı'nın Bu anlamda bir çıkışı Aslında ittifak içerisindeki HDP'nin bir çıkışı olduğu Kendi adayımızla Seçime gideceğiz diye Sayın Pervin Mutlan bir çıkış oldu Sonrasında ittifak Liderleri'nin toplantısından sonra yapılan açıklamada ise bir uzlaşı kapısı hala açık olmak kaydıyla diye. Peşinden 26 Ocak'ta toplanan altılı masanın sonrasındaki açıklamasında bir mutabakat, orada da yine bir isim çıkmadı ama mutabakat metninden sonra özellikle siz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak Oradan başlayalım önce. Metinden başlayalım. Açıklanan bir metin, e, hani nihayetinde siz başka bir ittifaksınız ama orada bir muhalefet bloğu hatta gerekirse çata adayı çıkartması önerilen bir muhalefet bloğu var. O metinde açıklanacak cumhurbaşkanı adayının ana omurgası olacak dendi. O ana omurga emek özgürlük ittifakının adayı desteklemesi için yeterli bir ana omurga oluşturuyor mu? Yok değil yani. Bu, bu yani en son oluşmuş olan metin çok yani yerleşik problemleri aynen taşıyor. Yani hani şey sözü vardır yani ya, <laughs> kadının adı yok diye. Yani burada evet. bu metinde neredeyse toplumun adı yok. Yani bu kadar ezilen, yoksulluk çeken, işsizlik yaşayan ee, yani ekonomik alanda söz konusu edilebilecek bütün sorunları yaşayan bir toplum var. Ciddi yoksulluk var, derin yoksulluk var. İnsanlar e, pazarlardan yani çürük meyve sebze topluyorlar. Bu görüntüler yani kolaylıkla ana haberlere çıkabiliyor vaziyette. Ee, bütün bunlara rağmen sanki ülkede bir toplum yokmuş ve böyle bir ekonomik sorunlar yaşamıyormuş gibi bir tablo var. Yani diyeceksiniz ki. Ee, öyle midir ki yani çok bu kodlara çok sadıklar. Mesela bir sorundan bahsedecek olurlarsa yani genel olarak ülkenin ekonomisinden, ülkede bir rekabetçi ortamın düzgün sürdürülebilirliğinden, evet. e, yani bir sistemin iyiye gitmesinden söz ediyorlar. Yani orada bir asla emekçiler işçi sınıfı kavramı geçmiyor. Yani bir toplumsal kategori olarak geçse geçse bazen esnaf geçiyor. Yani emekli bir kere geçer. Yani emek kavramı sadece emeklide geçiyor. Ee, onun dışında yani eğer toplum anılacaksa sadece yoksullar olarak söz ediliyor. Yani ya yani bir şekilde yani ne, sebebi nedir bilinmez bir şekilde kesinlikle sistemle ilgili değil. Bir şekilde yoksul düşmüş kesimler var. Eee onların da desteklenmesi gerekiyor. Bunlara yardım yapılacak. Evet. Ya bütün insanlığın geldiği ufuk bu mudur ya? Bunu da mesela kendilerine göre böyle dramatik ifadeler bulmuşlar. Yani çok yani çok aşırı yoksulluğu engelleyeceğiz. Yani yoksulluğa bir şey diyen yok. Ya zaten bizim ülkemizde mesela açlık sınırına bir şey diyen bir e, muhalefet bile kalmadı yani sosyalistler dışında. Ha, açlık sınırı yani açlık sınırın mesela şimdi en son mevcut ki, asgari ücretin altında kaldı. Alınmalı. Türk, Türk iş, Türk biliyorsunuz yani e, sosyalistlerin çok takdir ettiği bir sendika değil. Muhaliflerin çok takdir ettiği bir sendika değil. Aşağı evet. yukarı devletin yörüngesinde bir faaliyet yürütüyorlar. Bunların açıkladıkları açlık sınırı 8800 lira. Evet. Fakat en son açıklanmış olan da, asgari ücret neydi? 8500 lira. Yani şimdi böyle dramatik ifadeler bizim ülkemizde doğallığıyla kabul edilmiş durumda. Yani mesela yüzde 60 ülkede e, asgari ücret alıyor evet. ve bu asgari ücret de şu an itibariyle bir ay içerisinde açlık sınırının altına düştü. Ama bizim ülkemizde bu bir sorun değil. Yoksulluğun zaten altında. Evet. Yani Ya bir feraha çıkması, bir yani kendine yeter hale gelmesi, mutlu olması söz konusu dahi edilmiyor. Açlık sınırının yani ne kadar altına düştü onu konuşuyoruz. O nedenle ya yani toplumun adı yok. Toplumun bu derecede yoksulluk yaşayan, bu derecede haksızlık yaşayan kesimlerin adı yok, adı bile anılmıyor. Yani bu, bu konu nasıl ele alınacak? Ya yani öyle bir tablo çiziliyor ki yani bu ütopya ya aşağı yukarı yani AKP'yi eleştirenler de AKP'nin kendisi de yani Türkiye'de yani bu düzen için muhalefetin hepsi yani bu 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 modda. Ya yani bir gün gelecek. E, bu sermaye sınıfı çok ilerletecek memleketi. Çok bolluk olacak. Sizin de eşitsizlikten şikayet etmenize yani şimdi aslında gerek kalmayacak. Sa sayın Öztürk baktığınız zaman hani Davos'ta dahi yani Davos'ta dünyanın bütün büyük sermaye derleri ve onların tepe yöneticileri toplandığı zaman Davos'un gündemde dahi en az birkaç oturumda gelir adaletsizliği ve eşitsiz üreten sisteme dair sunumlar yapılıyor. Şimdi yani Davos patronlar, işte dünyayı yöneten süper güçler vesaire denen yerde bu gelir dağılımı ve eşitsizlik üzerine bu kadar e, vurgu yapılırken gerçekten ben de kendi açımdan sizin de söylediğiniz gibi hani bu mutabakat metninde çok teğet geçirilerek çok sanki hani bir sorun ve biz burada sosyal harcamaları arttırarak çözebileceğimiz bir sorun gibi bahsediliyor ve radikal olarak haliyle yani bu yoksulluğu üreten sisteme dair bir eleştiri Hiç ben şey de göremedim. Hiçbir yani yok. Yani işte liyakatli kadrolarla bu iş çözülür gibi aynı sistem işlemeye devam eder çözülür diye. Peki şimdi bu durumda e, mutabakat metninin ön sözünde diyor ki bu metin diyor çatı adayı açıklanacak çatı adayın ortak adayın programı olacaktır diyor. O yüzden tekrar sorunun başına dönelim. Siz emek özgürlük İttifakı demişti ki eğer ki bizim itiraz etmeyeceğimiz bir adayı çıkarsa bir, birinci turda bu işi bitirelim. Şimdi bu programda ortaya çıkan aday şahsı, ismi vesaire profillerinden bağımsız olarak e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın HDP'nin yaptığı çıkış hani şöyle yorumlar da yapıldı. Aslında Altılı masanın daha demokrat, daha kabul edilebilir bir aday göstermesi için bir e, siyasi manevraydı dendi. Mutabakattan sonra bu manevra artık bir daha kararlı dönüşür ve üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı artık kaçınılmaz oldu diyebilir misiniz? Yani şöyle bir şey sonuçta HDP de bunu en baştan itibaren belirtti. E, yani bu koşullar e, devam ettiği e, sürece ve devam ettiği için biz ayrı aday önermek, ileri sürmek durumundayız bu konuda da yani yani şöyle bir haklılık düzeyi var. Şimdi diyelim ki bu mevcut millet ittifakı anayasa ortaya attığında hak ve özgürlüklerden bahsediyor. Bunun sınırlandırılmaması gerektiğinden evet. bahsediyor. Demokrasiden bahsediyor. Gelişmiş parlamentodan güçlü parlamentodan özgürlükçülükten bahsediyor. Fakat, bağımsız yargıdan bahsediyor. Bağımsız, hepsinden bahsediyor. Fakat hemen yanı başındaki ikinci bir muhalefet partisiyle görüşmeyi sakıncalı buluyor. Yani bu kadar özgürlük, bu kadar hak, hürriyet, bu kadar ifade özgürlüğü söylemlerinden sonra hem anayasada var hem bu en son açıkladıkları programatik metinde var. E, e ya yani bunlara biraz bağlı kalınır değil mi? Hiç bağlı kalmıyorlar. Yani bu prensibe hiç bağlı kalmıyorlar ve HDP ile görüşmüyorlar. Buna bağlı olarak Emek ve Özgürlük ittifakıyla da yani öyle bir denklemleri oluşmuyor. Böyle koşullarda yani bir politik akım ne yapabilir? Kaç tane alternatifi vardır? Yani bir tane, önüne gelen konulardan bir tanesi, bütün tabanının bütün kitlesinin isteği doğrultusunda en sonunda bir aday çıkarmaktır ki buna HDP yani epeyce direndi. Dedi evet. ki yani benim görüşebileceğim yani çok 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 hatalı olmayacak. Yani Türkiye'de genel manada demokrasi savunacak bir aday üzerinden ben tartışabilirim dedi. bunu açığım dedi. Ki şu anda da yani buna ben kapıyı açık bırakıyorum diye söylüyor bu. Bu kadar net söylenebilir yani birçok evet. bir kez söylüyor bunu. Ee, ama yani bu yani kendisini Cumhur İttifakından epeyce demokrat bulan e, ve kendisine yani bütün bu nitelikleri yakıştıran Millet İttifakı bu yöne yani küçücük bir adım dahi atmıyor. Veya yani ne, ne, nasıl diyeyim? Yani bazı olumsuz söylemler konusunda geri durma eğilimini bile yani tam olarak ortaya koyamıyor. Yani bir Kürt meselesini ele almış evet. konusunda ve HDP'yi ele almış konusunda. Anayasal bir kuruluş. Hani güçlendirilmiş parlamentodan bahsediyordunuz. E bu anay anayasal kuruluşun kendisini niye savunmuyorsunuz? Yani bunun kapatılmasına en üst perdeden evet. itiraz etmeleri gerekir. O nedenle yani doğal olarak şu gündeme geliyor. Yani HDP'de kendisi bir aday çıkarabileceğini söylüyor. Bunu bunu emek ve özgürlük ittifakına da teklif edeceğini söylüyor ve buna bağlı olarak böyle bir ilerleyiş de var ama herkesin de bildiği gibi kapı yine de açıktır. Ben bu tartışmaya açığım diyor. Evet. Peki Emek ve Özgürlük İttifakı da adayını gösterdi, Millet İttifakı bir aday gösterdi. ilk turda iş bitmedi. ikinci tura gitti. örneğin Millet İttifakının veyahut Altılı Masa'nın göstereceği aday ikinci turda Emek Özgürlük İttifakının seçmenine sandığa götürebilirim. Çünkü ilk turda herkes kendi partisine oy vermiş. Meclis aritmetiği oluşmuş ve kendi destekledikleri aday da ikinci tura kalmamış. Bu durum seçimin e, Gidiş yani muhalefet açısından en azından riski yaratacak bir durum oluşturmaz. E, tabii, tabii o nedenle zaten aslına bakarsanız yani muhalif bütün kesimler ilk turda tek aday olsun düşüncesinde neredeyse yani bunu herkes çok yakın. HDP'de çok yakın. Ee, Emek ve Özgür İttifakı'nın içerisindeki birçok örgütte biz de bunun böyle olması gerektiğini belirttik. Ee, sadece bu yönde e, yani demokratik bir adım atılması gerekiyor. Evet yani bu bütün toplumun toplumsal muhalefetin adayıdır. Bu da e, yani diğer kesimlerle ilgili tartışmalı bir duruma düşmeyecektir. Yani gibi bir açılım yapıyor olması bunu sağlayabilir. Bakalım bunu yapabilecekler mi? Ama bu açıdan ben ilk ilk etapta yine de her şeye rağmen e, yani millet İttifakı hiç değilse e, kendi bütünlüğü içerisinde devam etsin düşüncesindeyim. Yani onlar e, onlar bir ortak aday yani çıkarma iradesini korusunlar. E, o denklem onları iyiye götürür diye düşünüyorum. Ama yok herkes. Orada da bir risk görüyorsunuz. Orada da bir risk görüyorum. Yani orada da risk o. Yani, yani, o... Evet toplam bir çatı adayı ziyade e, altılı masanın kendisinin bir çatı da uzlaşma konusunda da bir riski. tabii risk odur risk odur asıl olarak yani onlar arasında bir sorun e, yani en üst seviyeye çıktığında e, böyle değil e, işte yani bu şöyle bir aday değil böyle bir aday değil diye kendi aralarında bir tartışma yaşadıklarında o momentten o pozisyondan çıkılır ise o çok büyük bir soruna dönüşür. O açıdan yani e, dilenir ki istenir ki yani onlar o bütünlük içerisinde kalsınlar ve asgari olarak yani demokrasi prensiplerini savunuyor olan bir aday söz konusu olsun. Ve bu da yani bir düzeyde toplumsal muhalefetin adayı olmak üzere ilerlesin. Ama eğer bu düşündüğümüz gibi olmazsa bilelim ki yani sorun millet ittifakının içerisinde bir çatırdama ve tek adayın çıkamayışı olacaktır. Eğer onlar tek adayı çıkartma iradesini korurlarsa bu iyiye gider. Yani problem odur demek istiyorum. Evet anladım. Şimdi aslında az önce değindiniz hani e, ülkedeki ekonomik koşullar, ağır ekonomik koşullar e, hatta adını koyalım kriz. Çok ağır bir kriz ve yoksulların çok çok daha ağır hissettiği bir krizden bahsediyoruz. E, şöyle bir beklenti vardı. E, özellikle birkaç ay önce yapılan anketlere de yansıyan bir durum vardı hem Erdoğan'ın hem partisinin çok hızla oy kaybettiğine yönelik. Sonra bir takım adımlar atıldı haliyle hükümet elinde. Hazine elinde, bütçe elinde, işte kadro, sözleşmelere kadro, 3600 ek gösterge, şimdi meclise teklifi geldi, EYT vesaire gibi. Bir takım adımlar atıldı. Asgari ücrette aslında Hani emekçiler açısından bakarsanız az önce söylediğiniz hiçbir derde dermanı olmayan yine yoksulluk sınırının altında. Ama sermaye açısından bakarsanız, özür dilerim açlık sınırının altında, sermayesinden bakarsanız işte %54 çok yüksek diye adlandırdıkları bir artış. Bu koşullarda herkes şuraya bakıyor. Sokaklarda yani bu bir sokak eylemleri veya şey anlamda değil ama emekçiler, e sendikalar kitlesel eylemler, grevler örneğin Avrupa'da gördüğümüz gibi veya farklı e, Pakistan'da dahi geçtiğimiz %12 enflasyondan sonra bütün muhalefet partileri ortak miting kararları almıştı. Bir hareketlilik yok, sanki bir teslimiyet hali var diye eleştiriler yapılıyor özellikle sendikalara. Nereden kaynaklanıyor? Bu bir teslimiyet halinden mi kaynaklanıyor? Yoksa bir güvensizlik halinden mi kaynaklanıyor? bu ağır koşullarda işçi sınıfında veyahut da var da bunu görmemizi engelleyen bir mekanizma var. Yani orada bir hareketlik var, bir eğilimlik var. Biz mi bunun farkında değiliz? Ya bir düzeyde var elbette yani insanlar <laughs> yani harekete geçmeye çalışıyorlar ama bu iktidar döneminde yani bütün kurallara uyulmuş nizami 19 tane grev yasaklandı. Yani ki biliyorsunuz yani sendika kurmak ne kadar zor. Evet onun yasal bir grev yapması ne kadar zor ve önüne gelmiş olan bütün e, grev yapma girişimlerini e, en üst düzeyde e, AKP yasaklamış durumda. En son yani Bekart işçileri bunu bir düzeyde tanımadılar. E, grev ve son dönemde bir de e, bu yasakları işçiler tanımıyor. Tabii tabii. Tanım Eylemini yapıyor. E, tabii, yani bir düzeyde de şimdi e, bunlar da başladı yani kuzu kuzu Aha. o zaman iş yerimize gidiyoruz aynen devam ediyoruz demiyorlar. Bunlar oluyor ama çok çok genelde çok büyük toplumsal hareketlenmeler, çok büyük mitingler, çok büyük kabarışlar, genel, genel. ha o, olmadı yani bu işi sınıf açısından da olmadı, genel toplum açısından da olmadı çünkü Türkiye'de bunun bedeli çok ağır, bu, bunun bedeli çok ağır, her gün tehdit ediliyor toplum, yani onu boş verin. Yani bütün her şeyi göze almış bir topluluk şu kağıdı okuyacağız dediğinde. Ya oraya yani görülmedik bir yani polis polis tahkimatı yapılıyor ve size o bir, bir sayfa okutturmuyorlar. Yani her evet. bütün tantana o bir sayfa okutturmamak için. Evet, basın açıklaması. <laughs> bir tane bir sayfaya yani normalde yani biliyorsunuz yani bizim sınırlarımızın ötesindeki nice oluşumlara yani milli muhalefet, ılımlı muhalefet diyen mevcut iktidar Bizi orada yani otomatik olarak sırf basın açılaması yapmak istediğimizde terörist olarak yaftalayarak başlıyor yani ve polis geliyor diyor ki yani burada kaymakam bunu yasakladı. Yani bu evet. tabi anayasal varoluşun bir alaya alınması, alay edilmesi yani sürekli anayasal haklarınızı bir kaymakamın yasakladığını duyuyorsunuz. Şimdi bunu toplum her gün izliyor. Her gün bu şekilde örselenen bir toplum var. O yüzden yani bu bu çok zor olduğu için o kadar kolaylıkla yapılamıyor. Artı yani Türkiye'deki yani düzen parti yani biraz daha düzenici pozisyonda kalan eee muhalefetin de yani bir şey kültürü yok. Yani ben bunu protesto edeyim. Ben buna e, yani itirazımı ortaya koyayım. Evet. Sonra da alternatifimi ortaya koyayım gibi bir e, alışkanlığı yok. E, e, CHP e, bilakis bu yönde adımlar atmıyor. Yani böyle bir durum söz konusu olursa o da genel söyleme katılmış olarak hayır yok biz sokaklarda bir işimiz yok. Biz öyle şeyler yapmayız gibi bir yaklaşımı tercih ediyor. E, şimdi bu bu anlamıyla genel olarak kitlenin böyle bir adım atmasını hakikaten engelliyor. Evet. Ve beklenti ne oluyor? Yani bu kadar büyük olaylar çıkmadan seçimle bu işi engelleyelim diye bir noktaya gidiliyor ister istemez. Şu anda da o aşamada o aşamadayız yani evet. hiç seçim aslında, sandığı gelsin. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu örneğin geçtiğimiz yıl başlayarak bazı kurumların önüne gidiyordu ve orada e, kurumu içeri alınmasa da ayakkabısında e, şu açıklamayı yapıyordu. Hukuk dışına çıkıyorsunuz, kanunsuz işler yapıyorsunuz, yarın bu iktidar gidecek, biz geleceğiz ve hesabını vereceksiniz. Şimdi insanlar hani bu yüksek seçim kurulunun zaten kanunsuzluğa cevaz verecek konusunu kabullenme konusu galiba biraz soru işareti Hani bu çok kararlı şekilde kanun dışına çıkmayın, sizden hesap sorarız derken bir anda... Hani zaten öngörülebilir kararlar var. Biz bunları tartışma konusu yapmayalım noktası. Burada az önce sizin de işaret ettiğiniz örneğin grev yasağı kararı alınıyor ve işçiler diyor ki hayır biz bu yasağı tanımıyoruz diyor. Şimdi en başta söylediniz anayasayı, yasayı, cari olan her şeyi alaya alan, yok sayan bir iktidar biçimi. Ve muhalefet sürekli anayasanın içerisinde, yasalar içerisinde, meşru alan içerisinde kalarak da muhalefet yapmaya çalışan bir muhalefet. Bu toplumda bir öfke yaratıyor mu? Gözlemliyor musunuz? Sokakta örneğin, vatandaşlara soruyor mu? Siz de e, onların davrandığı gibi davranın. Neden siz bu kadar, en, en azından belki sizin partiniz için söz konusu değil de, muhalefete. Çünkü seçmende şöyle bir şey var şu anda, muhalefete hani o çatı aday belki e, siyasette oluşturulamıyor ama seçmenin kafasında oluşmuş gibi. Böyle bir eleştiri var mı? Yani muhalefetin daha da radikalleşmesi gerektiğine dair eleştiriler alıyor musunuz? E, tabii ki ama zaten şimdi siz Kılıçdaroğlu'nun bazı eylemlerini andınız ama o şahsen kendi eylemleri örneğin. Ve bunu mesela çok titizlikte böyle sunuyor ve böyle yapıyor. Yani evet. bu adalet yürüyüşü bile öyleydi. Evet. Hadi evet. yola çıkıyoruz. Ben yürüyorum dedi. Hadi yola çıkıyoruz. Yani hep birlikte yürüyoruz kardeşler arkadaşlar demedi. Böyle yapılmaya çalışıldığında dahi yani buna mümkün mertebe sınır getirmeye çalıştı. Yani alışkanlıklarında bu yok. Yani eğer bir şey yapılacaksa da ben şahsen böyle bir şey yapıyorum diyor evet. mesela o elektriği elektrik evet. faturasını ödemediğinde de yani siz de çağrı yapmadınız. Ciddiye, Ciddiye çağrı, çağrı yapmadım. Demiyorum. E şimdi bir kere zaten ana muhalefet partisi sürekli böyle yani sizi iktidarın frenlemesini boş verin. Ana muhalefet partisi zaten bir kere sürekli frenliyor. Neredeyse o da yani bunun çok meşru olamayacağı söyleme içerisinde şimdi öbür taraftan bakacak olursak da diyelim ki %13 olan oy alan HDP var. Yani böyle şeyleri yani protesto etmeyi, itirazını yükseltmeyi, alternatif söylemeyi daha fazla yapabilen bir parti %13 oy alıyor. Onu da kapatıyor işte yani evet. devletin genel yaklaşımı bu. Ve bu konuda yani böyle bir yani bu beka söylemi sadece iktidara ait değil. Yani herkes bekacı. Yani toplumcu yok yani. Toplumcu bir mesela Birey peki ne olacak? Bu seçimler sürecinde, seçimlerden sonra bu ekonomiyi düzelt, yani birey bu açıdan ne oluyor? Yani toplumu evet. da bir kenara bıraktım. Ya bir, birey bu işten kazançlı çıkar... asla böyle bir çizgi yok. Genelde iyi şeyler olacak. Birey de herhalde bundan memnun kalır gibi. Yani bu açıdan bu da bir bekacılıktır. Hem sistemin bekası, hem devletin bekası. Hangi konuş konu konuşulursa konuşulsun. Yani hani eleştiriyorlar ya evet. bu beka konusunu ileri sürüyor AKP diye. E şimdi beka söyleminden, devletin iyiliği söyleminden siz çıkıyor musunuz? Bunu muhalefete söylüyorum. Her şey hep devletin ve sistemin ve sermaye sınıfının iyiliği çerçevesinde konuşuluyor. Bu bekacılığın dik halasıdır. Yani... Evet. Şöyle söyleyeyim yani şu met, metin en son çıkardıkları metin çok semptomatiktir. Bazen onların da canı yandığı için yani devletin uygulamalarında bir bireyden bahsediyorlar. Çok ender. Ama onun dışında birey konusu bile birey ne olacak o bile geçmiyor. Genelde devletimiz iyi gidecek, yükselecek, çok başarılı olacak. Hep ülkemiz çok başarılı olacak. Hep devletimiz çok başarılı olacak. Hep sermaye sınıfımız rekabetçi olabilecek, rekabet gücünü koruyabilecek. Yani siz şey bakıyorsunuz ya sadece yani peki şeye gelelim yani bizim duruma sıra geldi. İşçi demek durumu ne oldu? Ya işçi boş verdim. Bak evet, onu evet. da kenara bırakıyor. Ya sade yurttaşım da iyi olacak. Ya o bile tehlikeli bulunuyor yani mesela bu kadar sosyal demokrat olma iddiasında olan parti var yani orada. Evet. Ya bir kere bile emekçi lafı geçmez mi? Yani emek, emekçi çalışanlar bunların durumunu yani esas alacağız. Yani bu bir toplumsal kategori olarak hiç geçmiyor ama bu semptomatik. Bu dünyada da pek geçmesin diye uğraşılıyor. Evet. Yani Davos'takiler falan tabii biraz daha bilgili olanları veya biraz daha işin kritik noktalara gittiğini bilenler. Bizimkiler biraz onların takipçileri ancak. Ee, onlar da zaten söz etmiyorlar gerçek manada. Sizin güvenliği açısından düşünüyorlar da aslında. Hani yani bu sürdürülemez bir noktaya geldiği zaman güvenlik sorunu yaratması açısından. Yani sistem içerisinden eleştiri getirerek yine kapitalizmi reforme etme anlamda Hani gerçekten bir yerde çok fazla servet biriktiği. Türkiye'de örneği şöyle bir tablo geçtiğimiz ay açıklamamızda Oxfam raporunda. 13 kişinin serveti, Türkiye'de 13 kişinin serveti 44 milyon servetine eşit. Servetine eşit. Şimdi bunu konu edinmeyen bir siyaset edinmediği e, nihayetinde 44 milyon dediğimiz şey ülkenin kaderini, siyasetin kaderini belirleyecek. Ve böyle bir tablo varken yani bütün düzen siyaseti nasıl o 13 kişinin veya 130 kişinin veya 1300 kişinin siyasetini yapabiliyor? Yani ve 44 milyon kişi ülkenin kaderini bir 44 milyon kişi Niye tercihini bu yönde kullanmıyor? İşte şöyle söyleyeyim size bu çok derinlemesine geriye doğru gittiğimizde hepsinde görebiliriz bunu. Yani CHP'nin bir vizyon açıklaması sürecinde bir tür o yani iktisatçıların da anlattığı evet. hikayede farklı bir şey göre, göremiyoruz. Bu, mesela şimdi diyelim ki çok güçlü maddeler dolusu bir Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsızlığı mevzusu var. Evet. Hani şimdi biz çok tekraren e, Tayyip Erdoğan'dan dinliyoruz ya e faiz neden enflasyon sonuç yani bu diğer tayfa içinde yani Merkez Bankası neden enflasyon ve diğer bütün ekonomik sorunlar sonuç yani bütün bu sistemde başka hiçbir sorun yok. Merkez Bankası'nın yanlış para politikası. Merkez Bankası pa yanlış para politikası bile değil. Bağımsız mı değil mi? Heh. Bağımsız mı değil mi? Şimdi sizin de dile getirdiğiniz bir konu var. Yani bu kadar e, Türkiye'de bir yani büyüme söz konusu oluyor, bir iktisat söz konusu oluyor yani emek verenler çalışıyorlar uğraşıyorlar muazzam bir üretim söz konusu oluyor. Bu, bu üretim nerede birikiyor? Mesela bütün bu işçi sınıfının inisiyatif gösterebileceği bir alanda birikiyor mu? Birikemiyor. Hepsi sermaye sınıfının elinde birikiyor. Bu konuya kimse girmiyor mesela. O açıdan yani buna buna müdahale edebilme imkanı yok ve biz hiç şunu konuşmuyoruz. Bir kere de halkın yararına faaliyet gösterecek yerlerin yani kamu mülkiyetinde olan yerlerin sermayeden bağımsızlığını konuşamıyoruz. Yani Bir kere de üretilmiş olan bütün o birikim kamunun elinde biriksin ve o kullansın. Evet. Bu her seferinde sermaye hediye edilmesin. Bunu da neden söylüyorum? Şimdi sağlık konusuna gelelim. Evet. Sağlık konusunda insanlar randevu alamıyorlar. <laughs> hastaneye gidemiyorlar. Hastaneye gitseler doktor bulamıyorlar. Yani o yanlış politikalardan da ötürü. Onu bulsalar tetkik yok ilaç yok, tedavi olamıyorlar. Ama Türkiye'de çok ciddi bir şekilde sağlık sektöründe özel sektörün teşviki var. Sağlık alanında özel sektörün teşviki var. Bu bir çözüm olmuş mu mesela Türkiye'de? Olmamış. Koca koca hastaneler var, böyle mermerden binalar evet. var. Ama bir çözüm olabilmiş mi? Olamamış. Biz o nedenle burada demeliyiz ki yani büyük kamu yatırımları yapmalıyız sağlık alanında ve bu asıl olarak halka hizmet etmek yönünde, yani kar etmek yönünde değil, hizmet etmek yönünde hareket etmelidir. Bu, bu esnada biz kamunun birikimini, kamunun elde ettiği bütün imkanları onun elinde toplarsak, sermaye geçme, sermayeye geçmesini engellersek, bu anlamıyla halkımızın sağlık sorununu çözebiliriz. Eğitimde aynısını düşünebiliriz. Ama şimdi bu en son açıkladıkları falan metne bakacak olursak, yani savunma sanayi konusunda dahi özel sektör teşvik edilmeli diyor. Evet. Ee, sa sağlık alanında e, özel sektörün bu kadar hakimiyet kurmuş olmasını sorun etmiyor. Eğitim alanında bu kadar hakimiyet kurmuş olmasını sorun etmiyor. Düşününüz Türkiye'de sağlık için bir hastanenin kapıya gitmeniz, kapısına gitmeniz de çok zor. Yani o lüks hastanelerin kapısına gitmeniz de çok zor. Servetlik olaylar. Hiç uzağa gitmeyelim. Çocuğunuz diyelim ki büyüdü, belli bir yaşa geldi, okula göndereceksiniz. Onu iyi bir okula göndermeniz de bir servet. Evet. Şimdi o zaman gelelim şuraya. Şimdi aslında bahsettiğiniz şeyler hani ee, kapitalizmin kendi içerisinde veya serbest piyasa ekonomisinde işte bir büyüme olur. O büyümeden toplumda bir nispette pay alır ve sonrasında bütün sınıflar yukarı doğru refahını arttırır. İşte özel sağlık hizmetinden, özel eğitim hizmetinden ve diğer hizmetlerden faydalanmaya başlar diye bir teorisi var. Şimdi gelinen noktada örneğin geçtiğimiz günlerde, iktidar bir proje açıkladı. Orta gelirler için finans, değil mi? barınma için konut finansı. Taksitlere bakıyoruz 30 bin lirayla 50 bin lira arasında değişen ödemeleri olan. Türkiye'de orta sınıf da haliyle şunu söylüyor insanlar. Orta sınıfın bir anda neredeyse buharlaştığı, bir iki yıl içerisinde buharlaştığı bir ortamda Türkiye'deki sol partiler, sosyalist partiler bu erimiş orta sınıfa erişmekte zorluk mu yaşıyor veyahut da orta sınıf hala kendisini orta sınıf olarak zannediyor mu? Ee, burada Avrupa'da, dünyada farklı örnekleri görüyoruz. Bazı sol sosyalist partiler e, çok hızlı şekilde e, şaşırtıcı sonuçlar alıyor alabiliyorlar. Sizin açınızdan baktığımızda, Emekçi Hareket Partisi açısından veya bunu bir emek özgürlük ittifakı olarak baktığımızda şaşırtıcı bir sonuç bekliyor musunuz bu seçimlerde? Örneğin Sağ tarafta böyle birkaç partiden bahsediliyor. Zafer Partisi deniyor ki Suriye'de sığınmacı karşılığı üzerinden umulmadık bir sonuç alabilir. Burada da hani toplum bastırılmış, kendini ifade etmeye çekiniyor. Ama sandıkta çok sürpriz bir sonuç çıkar. Örneğin Emek ve Özgürlük İttifakı, %20 bandını zorlar gibi öngörüleriniz var mı? Yani bence şu, bu, bu mümkün. Bunu şöyle düşünmek lazım, yani toplumun bütün kesimlerini burada konuşuyoruz, büyük bir zorluk içerisindeler, büyük bir haksızlığa uğruyorlar, büyük bir sömürüye uğruyorlar. Bütün bu tabloya ilişkin bir politika, iktisadi politika aynı zamanda, yani sadece siyasal özgürlüklerin kazanılmasını kastetmiyorum. İktisadi politikada önerilirse ve iktisadi temellere ilişkin bir politika önerilirse halk buna kulak kabartabilir ve bu anlamıyla bana göre bir oy sıçraması söz konusu olabilir. Yani bu açıdan bir düzeyde radikal bir öneri getirmek, kökten bir değişiklik önerisi getirmek ki bu yani benim şu anda saydıklarım o kadar radikal bile sayılmaz. Yani evet. şöyle eleştireyim yine bu ortaya çıkmış tabloyu. Yani Keynesyen bile değiller. Yani yani bu, bu ortaya çıkmış olan CHP'nin en son yaptığı yani vizyon toplantısındaki e, programı da bu programda Keynesyen bile değil. Normal bildiğimiz hani bir arkadaş televizyonda şey diyorlar diyordu ya hard kapitalizm yani evet. <laughs> yani hard kapitalizmi savunuyorlar. Hacı yani işte, tek kelime etmiyorlar. Yani sisteme tek kelime etmemek diye bir durum olabilir mi ya? Peki bu durumda sosyalistler bunu söylediği zaman toplumda karşılık bulabiliyor mu? Bulabiliyor. Mesela biz gerçekten yani iş sürelerinin korkunç bir noktaya gittiğini tespit ettik. Ve en son Emek ve Özgürlük ittifakı olarak bir toplantı yapmıştık işçi emekçilerle birlikte. Motokurya işçileri geldiler. O kadar öfkeliydiler ki biz ölüyoruz dediler. Ve çok çalışma sürelerinden ötürü ölüyoruz. Biz 14 saat çalışıyoruz çalışıyoruz dediler evet. ve yani o yüzden müthiş bir dikkat dağınıklığı oluyor sürekli ölüyoruz sürekli kazalar oluyor ve biz o toplantıda da söyledik bu emek ve özgürlük ittifakının da yani programatik görüşüdür biz bir iş günü içerisinde altı saat çalışılması gerektiğini düşünüyoruz o anlamıyla bu bir öneridir ama şimdi yıllar yılı bu kadar uzunca bir süredir yani teknolojinin kazanımları ekonominin genel gidişatının kazanımları falan olduktan sonra bu kadar büyük verimlilikler olduktan sonra neden işçi sınıfı hala 8 saat çalışmaya devam ediyor ki 8 saat 8 bile, de değil. Herhalde, 8 bile değil yani şöyle söyleyeyim Özel size, sektörde yani, mutlu azınlıktır onlar mutlu azınlıktır saat emin olsun. olunuz evet. yani emin olunuz ve şöyle bir şey yani sendikasızlığından ötürü örgütsüzlüğünden ötürü ve örgütlü yani politik partilerin de yeterince güçlenmemiş olmasından ötürü yani zaten o 8 saati bile savunamıyor. Ama burada bir radikal öneri getirilebilir. Aynı şekilde ücretlere radikal bir öneri getirilebilir. Yani demeliyiz ki Şimdi burada örneğini görelim. Yani 8500 lira diye asgari ücret açıklandı. Sonra Türk iş bir ay sonra 8800 lira. Diye... Kimleşik kamu işin açıkladığı 9000 liranın üzerinde. Ya 6, hadi 5, şimdi evet. sen sosyalist en, sen, sen yükseltiyorsun evet. demesinlerdi yani ben evet. e, böyle söylüyorum. Yani herkesin antant <laughs> ant olacağı rakamları evet. konuşuyoruz. Ne olmuş? Bir ay içerisinde erimiş gitmiş. Bir ay içerisinde erimiş gitmiş. O zaman biz demeliyiz ki, ki bu işin asgarisidir bu her ay böyle eriyorsa bu ücret her ay enflasyon neyse o oranda Arttırılmalı. arttırılmalıdır ki bu zaten yetersizdir bu zaten mevcut koşulun devam ettirilmesi anlamına gelir şimdi iyi bir noktaya geldik e, sayın Öztürk ee, şöyle yapalım. Ee, hep söylenir Türkiye'de solcular hep eleştirir de öneri getirmezler. İşte sosyalistler e, çok Getirdim güzel. işte. Ee, şimdi işte e, ikinci bölümde ekonomiden eğitime sağlığa kadar pek çok alanda aslında e, neden bir sol alternatif e, toplumun önüne bir seçenek olarak çıkıp ve toplumun da gönül rahatlığıyla evet budur diyeceği bir sol e, seçenek niye yok? E, öneriler nelerdir? Bunlar toplumda kabul görmeyecek marjinal öneriler midir? Ki Bunun ekonomik temellerini konuştuk. Ee, aslında bu mutabakat metni içerisinde çok eleştirilen örneğin İstanbul Sözleşmesi, örneğin layıklık vurgusu gibi vurguların olmaması da eleştiri konusuydu. Burada Emek ve Özgürlük İttifakı nerede duruyor? Emekçi Hareket Partisi'nin bu anlamda ve bir de hani e, Türkiye'nin toplumsal yapısı, muhafazakar yapısına hitap edecek bir emekçi dili oluşturulabilir mi? Bunları konuşacağız kısa bir reklam arasından sonra. Evet değerli izleyiciler not defteri kaldığı yerden devam ediyor. Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı Hakan Öztürk bizlerle. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçime doğru giderken ortaya koyacağı şimdi e, aslında biraz böyle hani limelime lime konuşuyoruz e, altılı masanın açıkladığı mutabakat metni ama Türkiye'de sosyalistler ne söylüyor? Emek ve hareket, Emekçi Hareket Partisi ne söylüyor? Hani bu ağır yoksulluk, e, ağır gelir dağılımındaki adaletsizlik karşısında sosyalistler Şöyle bir çıkmazlama. Şimdi e, hep şu söylenir Türkiye'de bir toplum sosyolojisinden bahsedilir. Bu ülkenin %70'i sağcıdır, %30'u solcudur, sosyal demokrattır vesaire ama. diye söylenir ve o yüzden de aslında bu sosyolojiden dolayı Türkiye'de sol siyaset yapmanın güç olduğu, zor olduğu vesaire. Bu böyle devam edecek mi? Yani bu verili şeyin içerisinde mi Türkiye'de sosyalistler siyaset üretmeye devam edecek? Ve bu ağır tablolardan dahi solun bir yükselişin çıkmaması, solun beceriksizliği mi, karşı tarafın sermayenin çok profesyonelce örgütlü olmasından mı kaynaklanıyor? Nereden çıkıyor bu denklemin değişmemesi veya değiştiyse de elimizde veriler var mı? Ön, bari oradan girmiş olayım. Bir kere yani sosyalizmin genel manada dünya çapında bir gerileme dönemini yaşıyor olması, bir yenilgi e, yaşamış olması bu çok önemlidir. Bu diğer durumlara benzemez. Eğer yani yenilmişseniz dünya çapında bunun bedelini her gün ödersiniz. Biz de onu yaşıyoruz. Sanki yenilmemişiz gibi davranabilmek mümkün değil daha ağzınızı açtığınızda deniliyor ki yani bunun uygulandığı ülkelerde iyi olmadı e bu bunun yüküyle birlikte devam ediyorsunuz ama zaman sadece o zamandan ibaret değil yani birçok merhalelerden geçiliyor o da bir merhaleydi onu da gördük ona göre davranacağız ama yani dünyada ve Türkiye'de sol bunun ötesine geçebilir kendisini toparlayabilir. O ben hani tam istediğim şeyleri yapamıyorum duygusundan uzaklaşabilir ve işin gereğini yerine getirme yönünde adımlar atabilir. O açıdan bir düzeyde yani kendi eylemliliklerini ortaya koymak açısından bir sürekliliği de ortaya koyuyor. Ama önümüzdeki dönemlerde kendi alternatif çözümlerini ileri sürmekte daha aktif olursa buna toplum kulak kabartacaktır. Çünkü ya ciddi meseleler var yani buna açık ve bunu hiç söylemeyen bir muhalefet de var eğer sol söylerse bu yönde bir ilerleme kaydedilebilir. Yani mesela bu kadar işte demin konuştuğumuz gibi yani birikim oluyor ama bu birikimin toplum yönünde ve toplumun hakimiyeti altında kullanılması nedense gündeme gelmiyor. Yani kamu mülkiyeti gündeme gelmiyor. Örneğin siz bunlar dile getirdiğiniz zaman toplumdaki reaksiyon nasıl oluyor? Ben mesela şöyle söyleyeyim yani Hastanelerle ilgili süreci herkes biliyor. Biz bu hastane sürecinden yola çıkarak durumu söylüyoruz. Bugüne kadar yani büyük alkışlarla karşılanmadı bir, bir durum olmadı. Bundan daha fazla hatta bunun kadar. Bundan daha fazla bu yani bir iş gününün yani saat süresinin sınırlandırılması evet. konusu çok olumlu bir tepki aldı. Yani toplum bir şey bekliyor. Yani olaylar aynen devam edecek. İleride ülkemiz büyüyünce de herhalde size bir faydası dokunacak gibi yani hurafelerin peşine tamamen takılmak istemiyor. Çünkü kendi durumunu sormak istiyor. Pazardaki durumunu sormak istiyor. Evet. Bir. Hastanedeki durumunu sormak istiyor. İki. Okuldaki durumunu sormak istiyor 3. Yani bunlar söz konusu edilmeden yani bir adıma atmak mümkün değil. O açıdan biz bir düzeyde yani kamu mülkiyeti ve bu anlamıyla kamu mülkiyetinin bir toplumsal hizmet sunup sunamaması konumuzu konusunu önümüze almalıyız. O anlamıyla yani diğer yönelimleri reddetmeliyiz. Yani bu hep özel sektöre devredilmelidir. Böyle çok hayırlı olur. Böyle çok hayırlı olmadı yani evet. diyelim ki enerji alanında, sırf elektrik alanında, elektriğin dağıtılması alanında evet. özel sektöre devredildi İyi mi oldu ortaya çıktı kendi içindeki mantığı şuydu işte rekabetçi ortamda hizmet kalitesi artar ve fiyatlar ucuzlar diye ama Türkiye'de hani özelleştirme de tuhaf bir özelleştirme var Türkiye'de şimdi hani kapitalizmin kendi işleyici içerisinde eleştirilerimizi yapalım mı Türkiye'de de bunun dışında özelleştirilirken de. Ee, özel tekellere devrediliyor. Hani yani devlet tekeli en nihayetinde kamu yararını gözetmek gibi bir önceliği olabilecekken maksimum karı gözeten 3 tane şirket o iş alanında bir tekel oluşturuyor. Örneğin GSM'de bu yaşandı. Örneğin e, az önce sizin söylediğiniz gibi işte internet hizmetlerinden tutun işte elektrik. Elektrik özellikle elektrikte. E, şimdi burada bir de hani bir hesaplaşma, toplumdan çalınanın topluma iadesi vesairesi bu insanların kafasında şöyle bir şey beliriyor. Ne olacak yani bunların servetlerini alıp dağıtacaklar mı vesaire. Yani buna dair bir mekanizma, sosyalistlerin topluma anlatmakta zorlandığı, bunu gerçekten bir kamulaştırma, özel sermayenin servetini kamulaştırıp dağıtmak şeklinde mi olacak yoksa yeni ekonomi modeli, bu eşitsizliği zaman içerisinde e, yoksullar emekçiler lehine değiştirerek mi bu adalet sağlanacak? Yani devrim mi olacak yoksa bir muşak? Yani devrim olmadığı koşullarda dahi yani bu şey yani diyelim ki kamu mülkiyeti, kamu iktisadi teşebbüsleri bize çok uzak kavramlar değil. Evet. Yani Türkiye'de zaten kamu iktisadi teşebbüsleri vardı. Karma ekonomi döneminde. Tabii tabi tabii okunum vardı evet. bunu yani hem yani Özal döneminde hem AKP döneminde mümkün mertebe yani bütün bu kamu iktisat teşebbüslerini özelleştirme yoluna gittiler. Evet. İyi bir sonuç oldu mu iyi bir sonuç olmadı. Bütün toplum bunu görüyor. Eğer deneyse denedik. Evet. Şimdi burada yani eğer sağlık hizmetinde bugünkü sorunları yaşıyorsak, gıdada bile bugünkü sorunları yaşıyorsak yani insanlar bayat ekmek kuyruğuna giriyor bu ülkede. Ve bayat ekmek kuyruğuna girmesinler diye. Yani ekmek meselesi bir düzeyde çözülsün diyebiliyorsunuz biliyorsunuz İstanbul'da halk ekmek uygulaması evet. yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Halk ekmek uygulaması nedir? Belediye o da... şimdi lokanta açıyor. Tabii belediye şimdi için. lokanta açıyor. Bu da... Yani son an itibariyle çok küçük bir alandan bu meseleye müdahale etmektir. Evet. Neyi görüyoruz? Bu anlamıyla yani toplumsal ihtiyaçların karşılanamadığını görüyoruz. Her yeri bir kar mantığı sarmış durumda, kar mantığının dışına çıkaramıyoruz. E bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu işte yani herkesin bahsettiği herkesin yaşıyor olduğu yoksulluk oluyor. O yüzden bunu yani ortadan kaldırmanın ilk yolu bir kere yani kamu çok geniş kamu yatırımları yaparak halka hizmet verilecek. Bütün noktalarda halka hizmet verme yoluna girmektir. Yani sağlık bunun en kritik alanlarından bir tanesi diye söylüyorum. Yani gıda insanların beslenmesi yine aynı şekilde. Barınma yine aynı şekilde. Bu temel konularda ısınma yine evet. aynı şekilde. Bu temel konularda biz yani kamu yararını, halkın çıkarlarını gözetiyor olmalıyız ve uzun vadede bir denge kurabilmek açısından da bu hizmeti veren bütün yerlerin, bütün oluşumların, bütün iktisadi teşebbüslerin kamuya ait olmalarını sağlamalıyız. Bunun dışındaki bütün yollar mesela bir felakete yol açtı. Mesela kamu özel işbirliği denirdi. Evet. O bir felakete yol açtı. Yani Şu anda biz yani torunlarımıza bile bu sebeple bir borç bırakıyoruz. O sebeple köprü yapıldı bize borç olarak yazdı. O o, o şekilde o yöntemle ya, şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri yapıldı, <laughs> aynı sonuçlara varıldı. O şekilde havaalanı yapıldı, hiç hiçbir uçağın inmedi, havaalanları yapıldı, onların borcunu ödüyoruz. O şekilde o kafayla yani kamu yararı gözetilmeden, o firmaların çağrı gözetilerek otoyollar yapıldı. Yani kimse geçmemişken oraya bu halk para ödüyor. Yani bu çok apaçık bir durum. Yani sadece bastırıp böyle yaptıkları için toplum bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Yoksa buna ya yani toplumun bundan yararlandığı bir boyut yok yararlı olduğu bir yönde yok. Olsa olsa yani kendi haklarını gasp etmiş oluyor bu oluşumlar. O nedenle yani bunu bir tartışma konusu haline getirmeliyiz. Burada bir halktan bahsetmeliyiz. Burada bir toplumdan bahsetmeliyiz. Burada asıl emek veren ve üretenlerden bahsetmeliyiz. Bunların hakkı ne olacak diye konuşmalıyız. Bunların hakkı ne olacak diye konuşmadan genel bir devlet, genel bir sermaye, genel bir iş adamları çıkarından konuştuğumuzda bunun beka mantığından bir farkı yok. Evet. Yani halka beka denildiğinde nasıl yani tamam da benim karnım doyacak mı diye soruyorsa yani bizim sermaye sınıfımızın çok rekabetçi olmaya devam edeceğinden bahsedildiğinde de yani bu da aynı beka sohbeti. E bu durumda da yani işçi sınıfı emekçiler ya da halk kendi yoksulluğunun ne olacağını soruyor. Kendi yani işsizliğinin ne olacağını soruyor yani herkes şu derde düşüyor yani çocuğu büyüdü. Gençlik yaşlarına geldi. Herkesin derdi şu. Çocuğum acaba bir iş bulabilecek mi? Yani önceki kuşaklardan bile daha beter bir şekilde durum bu. Evet. 300 kişilik bir yer açılıyor. 300 kişilik bir yer. Yani Anadolu'nun bir şehrinde 70 bin kişi başvuruyor. 73 bin 70 bin kişi başvuruyor. Ve açılan yer, şöyle söyleyeyim size e, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi. Evet. Başvuranların zaten 13 bini üniversite mezunu. Evet. E, iş, yani Oranlar şöyleydi, oranlar böyleydi. Bunu bu hiç bir kimsenin verdiği bir oran değil. Reel durum. 300 kişilik yer açılmış, başvuru 70 bin kişi. Ee, hani iş, e, gençler iş beğenmeye i̇ş deniyor ya. Temizlik yok ülkede de deniyor. Ya üniversiteler temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi olarak başvursun. Bir genç daha ne yapsın ya? Bir işi daha ne kadar beğenebilir bir genç? Kaldı ki nihayetinde e, Sayın de hani bu kabullenme hali o öyle bir noktaya vardı ki üniversite sokak röportajlarında görüyoruz şeyde görüyoruz. Üniversite mezunu diyor ki ben işte fizik okudum, ben şunu okudum, bunu okudum. E, iş be iş beğenmiyorsunuz diyor. Git markette kasiyerlik yap. Yani eğitim almış bir insanın kendi eğitim aldığı alanda orada çalışmak istemesi, orada bir kariyer yapmak istemesi, hayatını o şekilde sürmek istemesi sanki bir lüks, bir şımarıklıkmış gibi hani az önce söylediniz. Hani açlık sınırını konuşuyoruz sürekli yoksulluk sınırını üzerine çıkmayı da bıraktık. Bir gencin eğitim aldığı alanda çalışmak, istemezsin. çalışmak istemesi şımarıklık gibi mesela iş beğenmemek gibi. Yani bunun dışında o zaman neden bu insan 20 yıl 25 yıl eğitim aldı ilkokuldan başlayarak eğer ki bir kasiyerlik bir temizlik işçiliği ise diye. Bunlar sanki hani az önce söylediniz herhalde bu ideolojik yenilgiden sonra mevziler kaybedildiği için artık hani sen nihayetinde ben sana neyi laik görsem onu yapacaksın. Onun dışında e, şimdi ekonomik konuları konuşuyoruz ama e, tekrar aslında biz mutabakata döndüğümüz zaman şu eleştiriler de yapıldı dendi ki laiklik konusu da çok vurgulanmadı dendi. Örneğin işte İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüş konusuna hiç eee bahsedilmedi dendi. Layıklık laiklik konusu aslında Türkiye açısından hem Türkiye toplumunun e, hani gerçekten bir beka şeyi olacaksa Yaşan olayları görüyoruz. Tarikatlar, 6 yaşındaki çocuklar, istismarlar vesaireler. Bunun karşısında aslında denenmiş ve bütün dünyada yani sadece Türkiye açısından değil sonuç vermiş bir ilkeden bahsediyoruz. Ama bu da biraz hani sahiplenmesi sanki oy kaybettiren bir şeymiş gibi algılanıyor. İşte Millet İttifakı içerisindeki pek çok partinin zaten bu konuda özel bir hassasiyeti zaten yok. Bu tarafa döndüğümüzde de Emek Özgürlük İttifakı bu anlamda hem e, laikliği koruyan hem de o işte yoksul yığınların pek çoğu aslında muhafazakar kitleler. Nasıl olacak hem laikliği korur hem o laikliği korurken de o muhafazakar işçiye, emekçiye, yoksula, köylüye ulaşacak dile sol sosyalistler e, bugüne kadar ki laiklik uygulamalarını dikkate aldığımızda Mümkün mü? Tabii tabii mümkün. Yani şu anda bile yani yani gidişat çok değişti diyelim ki muhafazakar insanlar Türkiye'deki yani demin bir oy dengesinden dağılımından evet. söz ettin ya hocam. Yani o da zaten o tabloyu veriyor ama mesela o tablo şu anda AKP'ye oy vermek yönünde hareket etmiyor yani <laughs> normal bir gidişat olsa. Evet. sakin sakin seçimlere gitsek yani dengeler şeyin lehine değil, iktidarın lehine değil. O açıdan yani muhafazakarların, mütedeyin insanların o anlamıyla yani bir tür daha demokratik söylemlere yüzünü döndüğünü söyleyebiliriz. Daha eleştirel söylemlere yüzünü döndüğünü söyleyebiliriz. Daha muhalif bir konuma döndüğünü söyleyebiliriz. Yani bu Millet İttifakı'nın yaklaşımına bile bakacak olsak, mesela parlamentoyu savunan bir çizgiye gelindi, güçler ayrılığını savunan bir çizgiye gelindi, hukukun bağımsızlığını savunan bir çizgiye gelindi. Bu ve buna benzer niceleri, yani şatafat yerine hakikaten yani en çok alkış aldı diye söyleniyor evet. ya. Yani böyle saraylar yapmak, şatafatlı olmak, sözüm ona böylelikle itibarlı olmak yerine yani daha mütevazı olmak, yani devlet işlerini böyle yürütmek konularına gelindi. Bu anlamıyla hani hamasetten uzaklaşıldığı gözlemlenilebilir. Yani şeyin Millet İttifakı'nın toplantısı. Sayın Erdoğan bugün açıklaması var. Diyor ki sarayı eleştiriyorlar diyor. Gelen bütün devlet, yabancı devlet adamları dediler ki bana işte bu güçlü saraylar, büyük saraylar devletin gücünü gösteriyor. Bu Türkiye'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunun kanıtıdır dediler bana diyor. Sarayla ilgili <laughs> muhalefet diyor ki boşaltacağız, sarayı boşaltacağız, kamunun kullandığını sunacağız diyor. Hani Bu semboller var. işte örneğin İHA-SİHA konusu neredeyse seçimin bir farklı faktörü bir aktörü gibi e, algılanıyor. Hani muhalefet gelirse Türkiye bunları yapmayacak. İktidar sayesinde bunlar olur gibi. Şimdi bu, bu semboller konusunda hani e, aşırı sağ dediğiniz sizin yapıların e, toplumun pek çok kesimiyle kolay örtüşebilen söylemleri var. Solun bu anlamda aslında baktığımız zaman solun da e, eşitlik, özgürlük, adalet. Hani bu topraklara insan da kabul etmekte zorlanıyor açıkçası. Hani sonun söylemleri topluma uymuyor derken neresi uymuyor? Yani laiklik konusu mu uymuyor veya laiklik konusu bu toplumda bir türlü e, içselleştirilemedi mi? Sorun mu var? Niye muhalefette laikliği savunma konusunda bu kadar? Çünkü e, hani inançların özgürce yaşanması tamam. Ama ülkede bir de Alevi meselesi var. İbadethanesi, ibadethane kabul edilmeyen, inancı inanç kabul edilmeyen. Nasıl bakıyoruz? Nasıl ya bunlar, bakacağız? Sosyalistler yani, inanç özgürlüğü konusunu sizin partinizde mesela inanç özgürlüğünü nasıl tarif ediyorsunuz? Biz yani inanç özgürlüğüne taraftarız. O anlamıyla yani bu yani başörtüsü konusunda da o yani o gelişmelere öyle yaklaşmıştık. Yani başörtüsüne bizim bir, bir özel bir itirazımız yok. İnsanlar bunu tercih ediyorlarsa, kıyafetlerinde bunu tercih ediyorlarsa böyle yapabilirler. Bu onların normal bir hak, hakkıdır şeklinde ama şimdi laiklik konusuna da girecek olursak, mülkiyet konusuna da girecek olursak, yargı konusuna da girecek olursak, parlamento konusuna da girecek olursak bunlar bütün toplumlar için tartışmalı zorluk arz eden tartışmalar niteliğinde konular. Evet. O açıdan yani laiklik yani diyelim ki bu Fransa'da da bir tartışma konusu olabilir. O da başka bir düzeyde evet. söz konusu olabilir. Yani karikatür yapabilir misin, yapamaz mısın düzeyinde söz konusu olabilir. Bizde başka bir düzeyde söz konusu olur. Azerbaycan'da veya yani İran'da başka düzeylerde filan bu tartışma konusudur. O yüzden bunun bir düzeyde zorluk arz ettiğini kabul etmek gerekir. Ve eğer sol diyorsak yani sosyalizm diyorsak bir düzeyde de yani o güne kadarki yerleşik değerlerden öte bazı öneriler getirir. Yani bütün bunların hepsi birebir toplumun önceki geleneklerinde illa vardır diye yani düşünmemeliyiz. Ona bakarsanız parlamento Osmanlı İmparatorluğunda da yoktu ve bir aşamada parlamento oldu. Ortaya çıktı. E ama bundan bir yüzyıl önce parlamento yoktu kardeşim. Ne demek parlamento? Yani bu sürekli tarihte böyle konuşulamaz. Ama Elbette ki yani parlamentoyu önermiş olanlar, o dönemki yani bir tür seçim mekanizmasını meclisi önermiş olanlar da aykırı bulunmuştur. O yüzden bunun bir düzeyde yani aykırı bulunması, yenilikçi bulunması, yani bu yeni gelen önerinin bayağı tartışmalı olduğu boyutu yani olağandır. Bunu olağan kabul etmek gerekir ama bu konuda yani hiç ilerlenmedi, hiç sonuç alınmadı da değil. Yani Türkiye'de sonuçta eğer yine de insanlar iyi bir şey söylemek istiyorsa yine de neyden bahsediyor? Kendisinin layık olduğundan bahsediyor. Kendisinin bir tür meclisi savunduğundan bahsediyor. Kendisinin bir tür partileri savunduğundan bahsediyor. Kendisinin bir tür yine de e, ifade özgürlüğünü savunduğundan bahsediyor. Bunların hepsi bir yeniliktir. Yani daha önceden bulamayacağınız şeylerdir ama bunlar artık hayata işlemiştir. Bunların gereği yapılmaktadır. O yüzden yani bunlar tam olarak geri döndürülmesi mümkün olmayan kavramlardır. O nedenle yani çok hani başarılı olamadık denilecek bir, 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 durum yok. Bu açıdan yani tarihte... Toplum büyük oranda aslında bu laiklik konusunu benimsedi ya benimsedi tabii ki yani yani şu anda mesela aslına bakarsanız özel bir politik müdahale olmadığı takdirde bugünkü günlük hayatta e, toplumsal olarak böyle bir konu yok yani evet. başörtüsü takan bir kardeşimiz de başörtüsü takmayan bir kardeşimiz yani gayet normal bir günlük hayat sürdürüyorlar iş yerinde veya diğer toplumsal alanlarda yani böyle böyle bir sorun yok e, bu sorun çok ciddi anlamda azalmıştır diyebiliriz ama bir düzeyde şunu demek istiyorum yani eğer soldaysanız bazı yeni öneriler getirirsiniz yani evet. diyelim ki yani güçlü parlamento diyorlar mesela bunu genel olarak hani e, millet ittifakı diyor veya parlamentoyu savunuyoruz parlamento iyidir dedi evet. genel anlamda da iktidar ama hani biz öyle bir yaklaşım içerisinde olmalıyız ki yani bir düzeyde e, yerel yönetimlerde yani bunu böyle ele almak konusu da geçiyor bu en son açıklamalarda ama eğer yerel yönetimlerde, eğer demokratik kitle örgütlerinde, eğer sendikalarda, eğer kadın örgütlerinde, eğer işçi örgütlerinde, eğer gençlerin bir takım platformlarında bir takım tartışmalar varsa, bir takım değerlendirmeler varsa, oradan da bir ses yükseliyorsa, bu ses ancak parlamentoya katılabilirse güçlü parlamento olur. Evet. Ne dedim? Ben yeni bir şey dedim değil mi? Şimdi geleneksel olarak denilebilir. Ya seçilmiş gelmiş daha başka evet. Seçilmiş gelmişle bitmiyor. Sizin yerelinizde Türkiye Anayasasında bile yer alıyor olan e, diyelim ki yani yereldeki örgütlenmeler var. Evet. E, bu yereldeki örgütlenmeleri canlı hale getirebilirsiniz. Demin saydığım toplumsal olarak yani bir araya gelişlerin, kolektiflerin hepsinin canlı tartışmalarını parlamentoya aktaracak bir sistem getirebilirsiniz. Asıl demokratikleşme böyle olur. Yani toplumun sesini, soluğunu ve rengini parlamentoya aktif olarak ve güncel olarak yansıtırsanız olabilir. Yani halka söz, yetki ve karar hakkının verilmesi budur. Sadece seçilmiş seçmiş olduklarının gidip kendisini te temsil etmesiyle değil. Şimdi ne dedim? Yeni bir şey dedim, değil mi? Evet. Yani, şimdi aslında hani dönüyoruz tekrar anayasaya. Şimdi Türkiye'de Özellikle 82 anayasası uzunca yıllar pek çok değişiklik yapılsa da sendikaların sivil toplumun derneklerin vesairenin siyaset yapmasını yasakladı. Aslında dünyada yani bu tip STK dediğimiz ve veya işte hak arama örgütlerinin siyasete bir şekilde eklemlenme biçimidir. İlla siyasi partilerde örgütlenmek zorunda değildir. Herkes bulunduğu alanda da örgütlenir. Bir kadın örgütlenmesi tabii. içerisinde bir emek örgütlenmesi içerisinde ama Türkiye'de bu yıllarca yasaktı, yasaktı. ve e, hani e, siyasete katılmanın tek yolunun seçmen olmak veya bir parti üyeliği şeklinde algılanmasından kaynaklı galiba o sizin söylediğiniz parlamentoya o seslerin yansımaması hali siyasi partiler yasası gibi bir garabet zaten. Bir da, bir şöyle söyleyeyim size bu yani geleneksel olarak da böyle diyelim ki şöyle bir durum oluyor yani parlament da bulunan insanlar ve ilerici partiler halkla temas kurmak istiyor. Evet. Ne oluyor? Gidiyorlar, olsa olsa bir esnaf ziyareti yapıyorlar. Evet. Yani bu <laughs> esnaf ziyaretçi çizgi bu. Örgütlü olarak to yani toplumun çeşitli kesimlerinin, çeşitli kategorilerinin, katmanlarının örgütlü olması fikri neredeyse kötü gözüküyor <laughs> hepsine. Yani örgütlenmiş bir kesimi ziyaret etmek, onlarla sohbet etmek, onların kendi iç tartışmalarının sonuçlarını parlamentoya evet. yansıtmak dikkat ederseniz bunlar çok yeni tınlıyor. O, onun yerine zaten işiyle uğraşan esnafa bir selam verirsiniz. Ne oldu? Toplumla çok çok iç içe oldum. Çok yakınlaştım topluma. Esnaf da bunu... gelen her siyasetçiyle fotoğraf verir. Ya herkesle. esnaf ne yapabilir ki yani. Yani haliyle. Sen sadece bunu tercih ediyorsun. Mesela bu böyle bir şekilde parlamentoda yer alanlar ben iyi bir şey yapacağım diyenler gidip kadın örgütlerini ziyaret ediyorlar mı hiç? Siz ne istiyorsunuz? Sizin eleştirileriniz ne? Toplumla toplumda neyle karşılaşıyorsunuz? diyorlar mı? Barınma sorunu yaşamış ve platform oluşturmuş gençleri evet. ziyarete gidiyorlar mı? Sendikalar ziyarete gidiyorlar mı? Esnafı gidiyorsun. Evet. Sendikaya git. Nedir sizin isteğiniz? Hangi sorunla karşı karşıyasınız? Bu açlık sınırı konusunu acaba ne yapacağız? E yok bu yok ama bunu dayatabilir toplum bunu ben böyle istiyorum bunun böyle olması gerekir diyebilir ve kendisi zaten genel olarak diyelim ki muhalefet güçlendirilmiş parlamentodan bahsediliyorsa e bu güçlülük yani toplumun örgütlü sesini soluğunu arkasını almadan güçlü olunamaz ki. O açıdan dikkat ederseniz sol olarak ben örgütlülüğünü e, ileri sürüyorum. E, esnaf olarak böyle bir uzayda dolaşmasını kastetmiyorum yani o, o boşlukta kendi işini yapıyorken merhaba dedik. Bu değildir toplumla ilişki bu değildir ve toplumla ilişki parlamentonun sadece o fil dişi kulelerde kendi iç yasalarını şöyle böyle yapması falan değildir. Toplumla bir temas kur kurmasıdır. Mesela bunu farkında olmadan kendileri de dile getiriyorlar. Katılımcılık diyorlar. Aha. E katılımcılığın mesela organı ne? Katılımcılık değil mi? Sözü yansıyacak. Evet. Sesi yansıyacak. Yetkili olacak organı ne? Organi, hangi mekanizmayla hangi 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 mekanizmayla. <laughs> Eşini sol olarak ben bunu önerdim. Şimdi diğerleri diyecektir. ki Ya şimdi eskiyor, yeni adetler getiriyor. şimdi güçlü parlamento dedik ya. Orada konuşma süreleri biraz daha şöyle olacak, biraz daha böyle olacak. 300 sükte iş e işte, yani mesela o açıdan yani. bu en son gelen yani metin de çok teknik. Yani evet. sürekli bunların süresini biraz şöyle, biraz böyle olacağından bahsediyor. Ama dikkat ederseniz ben bir perspektif farklılığı ileri sürüyorum. Bu açıdan yani gerçekten demokrasiyi sağlayacak halkın sesi soluğu olabilecek bir parlamento yaratmak istiyorsak bunun demokratik kitle örgütleriyle sendikalı sendikalarla halkın kolektif tartışma ortamlarıyla ilişki kurması gerektiğinden söz ediyorum. Şu anda bu ilişki neredeyse yanlış bulunuyor. Evet. Yani, Peki şimdi 2002 Türkiye açısından bir şeydi vaktimizin sona gelirken onu sormak isterim. Seçimlere dair öngörünüzü merak ediyorum. 2001 krizi yine kapitalizmin kendini içerisinde yaşadığı bir ağır kriz sonucunda da 2008 siyasi oldu. tarihinde ilginç sonuçlar doğuracak. Meşhur 2002 Kasım seçimi, Hı. işte AKP'nin iktidar gelişi vesaire ve Türkiye'deki pek çok partinin tasfiye olması siyasetten. 2008 krizi sonra bir restorasyon vesaire derken bugün artık hani neredeyse kesinsiz kriz evresine geçmiş bir en azından ülkemiz açısından durum çok daha vahim. Tabii ki dünyada da kapitalizm bir kriz içerisinde olabilir ama bu seçimde de yine 2002 seçimlerindeki gibi çok dramatik sonuçlar, siyasetten tasfiye olmuş partiler, böyle şeyler bekliyor musunuz? Veyahut da muhalefet açısından bu seçimi kaybetmek ne anlama gelir? Ee, anap gibi olurlar yani birkaç saat içerisinde Anap gibi olurlar toplum yani. açısından toplum açısından büyük bir ferahlık olur yani herkes bu bu, bu iktidarın değişmesini bekliyor Aynen. toplumsal muhalefet Eğer bu seçimleri 14 Mayıs'ta olacağını varsayarsa kaybettiğinde nasıl bir Türkiye bekler toplumu muhalefet kaybettiğinde mi diyorsunuz Evet muhalefet kaybettiğinde yani çok büyük bir zorlukla karşı karşıya kalırız yani bu koşullarda ee, dahi e, yani onu geriletememiş oluruz Sonuç olarak yani seçim oluyor bir miktar oy fazla almış olsanız bile o iktidarda kalıyorsunuz. Yani Tayyip Erdoğan hesabına göre değil yani 13 bin oyla olur mu gibi işlemiyor. Bu büyük bir sorun haline dönüşür ama yani hayat yine de bitmez. Çünkü yani AKP iktidarı daha önceki dönemlerde mesela enflasyonu düşük tutmuştu. Enflasyon düşüktü. Yani yurt dışından bir ürün almanız o kadar zor değildi. Hatta sizin de demin dile getirdiğiniz benim de bildiğim bazı dönemlerde demokratik durumlardan bile bahsedebiliyordu. Evet. Yani işsizlik bu kadar hassafada safhada değildi. Şimdi bütün bunların avantajını yaşadı. İktisadi koşulların ona getirdiği bazı avantajları yaşadı. Ama şu anda yani işsizliğin geldiği nokta da belli. Enflasyonun geldiği nokta da belli. Doların geldiği nokta da belli. Evet. Yani o açıdan bunun sonuçları olacaktır. Yani iktisadi koşullar belirleyici olur, etkiler yani o anlamıyla sadece şöyle bakmayın. Yani bu Türkiye solunda da bir yanlış eğilim var. Bu AKP'lidir, bu MHP'lidir, bu da CHP. Yani insanlar aslına bakarsanız, iktisadi, e, iktisadi olarak e, üretim araçlarının mülkiyetine göre konumlanırlar. Eğer mesela hiçbir malınız mülkünüz yoksa, öyle bir üretim sürecinde bulunamıyorsanız, emeğinizle geçiniyorsanız, emekçisinizdir. Dünyaya biraz oradan bakarsınız, dünyada biraz oradan yürürsünüz ve o açıdan işçi sınıfı emekçi kabul edilmelisiniz. Yani o işte, Anaplı, eski anap işte değil. Eski evet. AKP'liler AKP'li değil artık. MHP'liler MHP'liler bile biliyorsunuz en bölünmez evet. anlaşıyoruz. Hiç öyle bir şey olamaz denirken e, e, MHP bölündü ondan İyi Parti gibi bir oluşum ortaya çıktı. Onun içerisinde yer alan ve ona, ona oy veriyor olan, ona oy verme eğiliminde olan kişiler üretim araçlarına olan konumlarıyla dikkate alınmalılar ve şu anda ona göre ona uygun davranıyorlar işin doğrusu. Yani enflasyon bu düzeyse ben de buna oy vermem diyor ki yani biz şöyle bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Yani çıkıyor kürsüde ya Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor ya onu gösteriyor. Evet. Ya onu elinde tutuyor. Yani bu ya böyle bir ihlalle karşı karşıyayız. Yani sanki bu anlamıyla yani iyiliği o temsil ediyormuş gibi bir rol yapmaya kalkışıyor. Bu koşullarda yine de avantajlı değil. Yani sonuçlara bakacak olursak, yani seçim sonuçları itibariyle yine de iyi durumda değiller. Neden? Çünkü Türkiye'deki yani demokrasi çok geriye gitmiş durumda. Türkiye'deki iktisadi koşullar çok geriye gitmiş durumda. Biz de buradan bir itiraz yükseltebiliriz. Çünkü bu dünyanın da bir sorunu aynı zamanda. Mesela dünyada da aslına bakarsanız olup bitirenlere radikal bir öneri getirilemiyor. Aha. Getirilemiyor. Yani bir sürü ekonomik sorun oluyor. Yani ya burada o zaman çözüm şudur denilemiyor. Mesela birçok kez şeye tanık oluyoruz. Dünya çapında büyük protestolara tanık oluyoruz. Ama onların ben o zaman kamu mülkiyetine yöneliyorum programına tanık olamıyoruz. Diyemediler daha. Türkiye'de de bunu kolaylıkla diyemedik ama dediğimizde bunun ferahlığını yaşayacağız. Ya Türkiye'de şu anda... E, yani et ve balık kurumu bile bir çözüm olabiliyor eğer yaygınlaştırsak. Evet. Türkiye'de halk ekmek bile bir çözüm olabiliyor. Yani gıda açısından söylüyorum. Evet. Türkiye'de hala yani devletin verdiği eğitim, devletin üniversiteleri hala bir çözüm olabiliyor. O yüzden çözümün burada olduğunu bir ileri sürer isek burada halkın elinde bu birikmeye başlar ve halkın lehine sonuçlar ortaya çıkar. Çar mantığına göre sonuçlar değil de halkın çıkarına, halkın yararına sonuçlar ortaya çıkar. Ama dünyada denilemedi, denilecek. Onun önündeyiz, onun ön günündeyiz. Buradan da bazı yönlerini söylemiş olduk. Emekçi evet. Hareket Partisi olarak söylüyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz ve iyi sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Evet, evet çok teşekkürler Sayın Hakan Öztürk. Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Konuğumuzdu bu hafta not defterinde. Aslında çok basit olarak e, özetlersek hani eskilerin deyimiyle hülasanın hülasası kamu ekonomi bugünkü sorunların pek çoğunu çözer. Çok e, sıcak yakın güncel örnek olduğu için hani bu bir devrim değil e, büyük bir e, iktisadi dönüşüm değil ama e, belediye eliyle açılan e, kent lokantalarında bir çorba fiyatına 4 çeşit yemek verilebiliyorsa bir dür, düşünmek lazım. Yani 29 liraya e, kent lokantasında 4 çeşit yemek veriliyor. Bugün İstanbul'un herhangi bir sentinde en ucuz çorba o fiyata satılırken demek ki bu kamucu ekonomiyi tekrar bir dönüp düşünmemiz gerekiyor. E, Sayın Öztürk çok teşekkürler e, programımıza katıldığınız için. Önümüzde seçim sürecini görüyoruz malum. E, sık sık size sizi ağırlayacağız, sizlere ağırlayacağız. Hani e, çünkü... Türkiye'de alternatif sözü olan e, sistem içinde değil sadece başka bir İktisadi sistem de mümkündür, başka bir e, siyasi sistem de mümkündür diyen e, siyasetin de sesini not defterinde ve Cem TV ekranlarında duyurmaya gayret edeceğiz. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.